Herkese merhaba, ben Funda. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet, uzunca bir süredir yoktum. 2 aydır video çekmiyorum kanalıma. Çünkü oturtmaya çalıştığım bir sürecim vardı. Halihazırda devam eden işlerim var ama bunun yanında yeni şeyler de eklendi. Hani onlara kanalize olmam gerekiyordu. Kafamda bir sürü şey var arkadaşlar. Hani ondan dolayı video çekemedim. Aslında vloglar çekmeye başlamak istiyordum. Çünkü yeni bir işe başladım. Biraz sonra bahsedeceğim sizlere. Bu işle ilgili aklınıza takılan bence sorular nasıl oluyor? Ziraat mühendisi adayısanız veya ziraat mühendisiyseniz ancak daha bu sektöre girmediyseniz merak ettiğiniz konular olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben merak ediyordum. Bu merakımı da hani tabii ki de yaşayarak öğrendim. Yaşayarak daha net, daha doğrusu görebildim. Ama en azından fikir olabilmesi açısından tüm şeffaflığıyla ve samimiyetimle size anlatmak istiyorum. Çünkü bu kanalımda video atmaya başladığım ilk günden şu ana kadar her zaman sizlere karşı samimi oldum, içten oldum. Nasılsam öyle davrandım ve öyle yansıttığımı da düşünüyorum. Kafası karışık bir kanal video. Yani bu YouTube kanalımda bir sürü şey var. Kutu açılımları var. Çekiliş yaptım. İşte zirai içerikler var. Yoga bile var. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Kanalımda mevcut. Hani bir sürü şey var. Ama bundan sonraki süreçte aslında daha çok zirai olarak şekillendirmeyi düşünüyorum. Yani hedefimde o var. Tabii ki de ne olur bilemem. Ama hani zirai olarak bu yolda biraz daha ilerleyeceğim diye düşünüyorum. Şimdi neden uzunca bir süredir yoktum? Az önce söylediğim gibi yeni bir şey vardı ve bunu adapte olmaya çalışıyordum. Bunu hazırlamaya çalışıyordum kendime. Bu yeni şey de yeni başladığım iş. 4 ay bitti. 3 Ağustos itibariyle yeni işime başladım. Bundan önceki iş yerimde zaten hani şuralara bırakırım. Benimle bir gün diye bir video çekmiştim sizlere. Hani orada daha masa başında çalıştığımdan bahsetmiştim. Detayları izleyebilirsiniz. Şu anda tamamen sahada aktif olduğum satış pazarlamada işe başladım. Kimi zamanlar sezonda teknik destek olarak, yani teknik olarak da sahada olmuş olacağım. Şu an için satış pazarlama olarak başladım. O başlama sürecimde şöyle oldu arkadaşlar. Yani ben başından beri aslında bu sektöre tam olarak girmediğimi hissediyordum. Bundan önceki hayatımda. Yani bu 4 ay itibariyle dedim ki evet, gerçekten dedim. Şu anda ben bu sektöre atılmışım dedim. Yani şu anda ben bu sektörün içerisindeyim. Bayilerle muhatap oluyorum, firmacılarla muhatap oluyorum, kendi firmamla muhatap oluyorum, sahada çiftçilerle muhatap oluyorum. Yani bir sürü farklı bakış açısı, hani gerçekten aslında ziraat mühendisiyim mi diyebilmeye şimdi başladım. Daha hala tam olarak ben dolu bir ziraat mühendisiyim diyemem. Bundan 20 yıl sonra da diyemeyeceğim. Çünkü bilgi her zaman yenilenmesi gereken bir şey. Sürekli her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Her dakika yeni bir şey öğreniyoruz belki de. Bundan dolayı tam olarak oldum diyemem ama 4 ayda çok şey kattığımı düşünüyorum kendime. Öncelikle şunu söyleyeyim sizlere. Şimdi ziraat mühendisi adayı varsa aranızda veya ziraat mühendisi olup hani hangi alanda yürüyeceğim diye düşünceleriniz varsa, ben size önce şunu söyleyeyim. Önce bir kendinizi tanıyın. Yani konuşmayı, dinlemeyi sever misiniz? Bir şeyi anlatmayı sever misiniz? Pazarlama demeyeyim de hani bir şeyi siz seviyorsunuzdur. Örnek veriyorum, Trendyol'dan bir şey sipariş ettiniz. Bir kazak sipariş ettiniz ve bunu arkadaşınıza anlatırken bile aslında burada da bir satış demeyeyim de pazarlama var. Hani burada bile kendinizi çözümleyebilirsiniz. Yani buna yatkınlığınız var mı? Diyalog kurmayı seviyor musunuz? Karşılaşacağınız kitle farklı bir kitle. Yani kimi zaman çiftçi, kimi zaman firmacı, kimi zaman bayi, farklı diyaloglara girmeniz gerekecek. Farklı seviyelerde olmanız gerekecek. Bunu yapabilecek misiniz? Öncelikle bunu anlamanız gerekiyor. Ve tabii ki de uzun yolculuk yapabilecek misiniz? Araba çok önemli burada. Araba kullanmayı biliyor musunuz? Ehliyetiniz var ama pratiğiniz olmayabilir. Kendinize bu konuda güveniyor musunuz? Veya uzun yolda işte araba sürebilecek misiniz? Hani arabayı kim insan sevmeyebilir? Araba sürmeyi sevmeyebilir. Şahsen ben çok seviyorum. O yüzden bu anlamda da ben şanslı olduğumu düşünüyorum. Bunları tartarak aslında hani kendinizin ne pozisyonda olmasını istediğinizi anlayabilirsiniz. Bu
ilk etapta hani satış pazarlama düşünüyorsanız ki düşünüyorsanız önerim şeklinde olsun. Daha çok işte ben satış pazarlamada kendimi görmüyorum. İşte ziraat mühendisiyim evet ama daha çok teknik düşünüyorum diyorsanız eğer hiç satışlı pazarlamayla muhatap olmadan doğrudan bir ürünü alıp bunu ilk aşamasından son aşamasına kadar sürecini takip edebilirsiniz. Bir firmaya girip denemeler yapabilirsiniz. Yine çiftçiyle muhatap olacaksınız ama bir ürünü satma pazarlama gibi bir gayeniz olmayacak. Deneyeceksiniz. Eksikler varsa nasıl olması gerekiyorsa yorumlama şeklinde hani firmayla bu şekilde devam edebilirsiniz. Bu firmacılık olarak kategorim olacak. Bir de ben saha istemiyorum hiçbir şekilde. Ne teknik istiyorum ne satış pazarlama istiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Ben daha çok ofis ortamı istiyorum diyorsanız benim bir önceki iş yerimde olduğu gibi hani sabit çalışma saatleri olan işte 9-6 gibi mesai saatleri olan bir işte çalışabilirsiniz. Hani bunun için de çok seçenek var ziraatte. Bu yolda memnun olacaksınız. Mutlaka ofis tarzı bir iş arayıp bu işe girebilirsiniz. Bunun ruhsatlandırması var, akıllı tarımı var, dijital tarımı var, bir sürü şey var, organik tarımı var, iyi tarımı var. Ofiste çalışabileceğiniz, zaman zaman belki de dışarı çıkacağınız işlerin olabilir. Bu tarz bir işte düşünebilirsiniz. Bir de bunun Ar-Ge boyutu var. Yani yine bir fabrikadasınız ve bu fabrikadaki formüllemeler, işte gübre çıkartacaksınız, gübre formülleri, ilaçsa ilaç formülü, bunun ürün ruhsatlandırma sürecine kadar olan kısmı hani bunun tüm ürünün daha hiç piyasada yokken ki sorunu çözümü sizde olacak. Yani üretim sizde olacak. Ar-Ge mühendisliği, üretim mühendisliği gibi hani bu işin bu kısmı da var. Bunu da düşünebilirsiniz. Da akademi düşünebilirsiniz. Bu da zaten okulda kalarak devam edeceğiniz bir yol olacak. Ben satış pazarlamayı seçtim ve bundan dolayı şu an için son derece mutluyum. Diye istediğim yerde olduğumu düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte ne olur bilemem. Nasıl bir yol çizerim bilemem. Ama şu an memnunum. Dediğim gibi sizin bu anlamda yatkınlığınız varsa, kendinizi bu anlamda keşfettiyseniz, firmacılık bence sizin için çok güzel bir fırsat olacaktır. Dediğim gibi bu araba konusunda, konuşma konusunda, dinleme konusunda, hani bir aktiflik ve girişkenlik konusunda kendinize inanıyorsanız bu yolda ilerleyebilirsiniz. Ben memnunum. Şunu da söyleyeyim, yine dediğim gibi tüm samimiyetimle söyleyeceğim için ve bu videonun da ziraat mühendisi adaylarına veya öğrencilere veya işte ziraat mühendisi olup da kafası karışık olanlara diyeyim yönelik bir video olacağı için maaşlar konusunda şunu söyleyeyim. Şu anda asgari ücret 5500 lira. Yeni yıla gireceğiz. Şeyler var, teoriler var. 7000, 8000, 10000 her neyse. Ki çok daha fazla olması gerekiyor da her neyse. 5500 liralık bir rakam konuşuluyor şu anda. Şu anda asgari ücret mevcut 5500 lira. Şimdi bu asgari ücreti baz aldığımız zaman ofis tarzı bir iş istiyorsanız asgari ücretin ya asgari ücret ya da 1000 lira fazlası diyeyim size. Çok açık ve net söyleyeyim. Yani şu an 5500 liraya göre sizin ofis ortamında alacağınız para 6500 lira civarı olacaktır. Daha yükseğine, yani bu arada üst sınırı, asgari ücret de alabilirsiniz. Bu anlamda maaşlardan çok bir şey beklemeyin. Ha bu yolda ilerleyecekseniz tabii ki de hani maaş küçümseyerek değil, kendinizi geliştirme noktasında adımlar atarsanız eğer bu maaş çok da katlanıp gidebilir. Bu size kalmış bir şey. Satış pazarlamada daha önde başlarsınız. Çünkü sahada olduğunuz zaman birincisi altınızda bir araç veriliyor. Bu aracı hani araçla sürekli araçta olacağınız için yani hani bu araç sizin için artı bir durum oluyor. Yanında maaşlar olarak da baktığımız zaman ofise göre daha yüksek oranda maaş alıyorsunuz. Bu da nasıl olur? İşte 5500 lira asgari ücret varsa eğer 7000'den başlar. Yeni başlayan bir insan için söylüyorum. İşte 10.000'e 11.000'e gider. Bu yeni başlayan için. Ama bu işte ilerlerseniz tecrübe sahibi olursunuz ve bu maaş rakamlar 15, 20, 30, 40'ları konuşursunuz. Daha da fazlasını konuşursunuz. Çok öne açık bu anlamda saha. Şunu söyleyeyim size sahanın avantajı olarak çok gözünüz açılıyor. Yani dünyanızı, bakış açınız değişiyor. Aslında nasıl diyeyim? Daha böyle ufkunuz mu açılıyor diyeyim. Hani bir şey oluyor. İnanın bir şey oluyor. Çünkü hani artık siz görüyorsunuz her şeyi. Diyalogları geliştiriyorsunuz. Hani bundan sonra iş değiştirebilirsiniz. Aynı bulunduğunuz yerde müdür olabilirsiniz. Hani bu sıralama nasıl olur bilemem. O size kalmış. Ama burada bile hani bu süreçler hızlı olacaktır. Siz kendinizi geliştirirsiniz.
O anlamda saha sizler için çok büyük bir artı olacaktır. Maaşlar biraz daha yüksek. Hani bunu söylemeye çalışıyorum. Saha için. Bununla beraber Ar-Ge'de de aynı şekilde çok düşük bir maaş almazsınız. Ar-Ge'de de maaşlar yüksektir. Ama Ar-Ge'de daha doğrusu artık tüm sektörün içerisinde İngilizce gerekiyor. Asgari İngilizce gerekiyor. Öyle söyleyeyim size. Yani yanında koyduğunuz ekstra diller sizin için çok büyük bir veli nimet olacak. Yine ben bütün videolarımda da söylüyorum benim büyük bir dil eksikliği olduğumu ve sizin bu eksikliği yaşamamanız için mutlaka bir kursa gitmeniz gerektiğini söylüyorum. Bu videoda da bunu geçirmiş olayım. Çünkü dil çok önemli. Bir bölge müdürü, işte bir ülke müdürü olduğunuz zaman bu dil eksikliğini anlarsınız, olamazsınız zaten. Çünkü bütün firmalar, büyük firmalar, kurumsal firmalar dil istiyor. Ben şu anda bir bütçe ayırmaya çalışıyorum açıkçası. Cambly'ye yazılmayı düşünüyorum ama bunun için de ciddi bir bütçe istiyor. Onu ayıracağım. O bütçeyi hazırladıktan sonra da mutlaka bir İngilizce kendime yol haritası çizeceğim. Çünkü olması gerekiyor. Hani artık bu şey değil, bir lüks değil. Yani ihtiyaç. Zorunlusun, öyle söyleyeyim size. O yüzden dilinizi mutlaka geliştirmeye çalışın. Geçenlerde Antalya fuarına gittik. Fuarda çok fazla yabancı vardı. Afrikalı çok fazla vardı. Kırgızlar vardı, İranlılar vardı. Hani sürekli ortak dil olarak İngilizce konuşuyoruz. Ve ben bir noktada tıkandığımı gördüm. Hani bu aslında benim için biraz daha hırslanma konusunda ve bir dönüm noktası oldu diyebilirim. Çünkü dedim ki yani hani ben hayallerim büyük. Atacağım adımlar büyük, büyük düşünüyorum ama maalesef önümde çok 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 büyük bir engel var. Bunu aşmam için de çaba sarf etmem gerekiyor. Bu yüzden Cambly'yi son derece başarılı olacağını düşünüyorum. O yüzden o dediğim gibi o bütçe ayırdıktan sonra size tavsiye edebilirim Cambly uygulamasını. Mutlaka böyle bir uygulama. Bu pahalı geliyorsa belki başka uygulamalar edinebilirsiniz. YouTube'dan da bakıyorum ama hani bir şeyin olması gerekiyor. Hani derler ya böyle para çıkacak senden. Eğer senden para çıkarsa sen çalışırsın. Yoksa para çıkmazsa lay lay lom yaparsın. Ondan dolayı onu üzerine gitmeye çalışıyorum. Size de tavsiye ederim. Evet, bu videomu aslında bu şekilde çok da fazla uzatmayayım. Bu şekilde ne yaptım? 2 aydır neden yoktuğumu da hem size açıklayıp hem de yine ziraat mühendislerimize bir örnek video olsun istedim. Çalışma koşullarını da hemen çok kısa araya sıkıştırayım. Çalışma koşulları olarak da saha biraz daha zordur, biraz daha streslidir. Çünkü satıştasın ve bir ürün sattıktan sonra o vadesi dolduğunda o parayı alman gerekiyor. Tek muhatap sensin. Hani bu işler yolunda gitmeyebilir. Yani toprakla ilgileniyoruz. Çiftçi ürününü satamazsa, üründen para kazanamazsa bayiye parayı ödeyemez. Bayi parayı alamazsa firmaya vadesinde parayı ödeyemez. Gibi gibi bu zincirleme aslında bir süreç oluyor. Bu yüzden bunun kaygısı ve stresi çok fazla. Eğer benim gibi takıntılı bir insansanız, stresli bir insansanız bu da stresinize stres katar ama olsun, güzel. Bu da yaşanması gerekiyor. Ben açıkçası bir şikayetim yok bu anlamda. Bunu da söylemiş, eklemiş olayım değerli izleyicilerimiz, arkadaşlarımız. Ya bu arada ben traktörü.com kanalı var. O kanalda video çektiğim için az önce de değerli izleyicilerimiz diye o kanala video çektim. Şimdi artık karışıyor. Arkadaşlarım diyecektim size. Bu şekilde yani. Ama bundan sonra bakalım, ben biraz bu süreci oturtmaya çalışıyordum. Büyük çoğunluğu zaten oturdu diyebilirim. Şimdi vlog tarzında hani bir iş günümü çekmek istiyorum size. Sizden gelen reaksiyona göre de tabii ki de şekillendiririm bunu. Ama hani bir vlog tarzı şeyler düşünüyorum. Bakalım. Yine sizin sormak istediğiniz bir soru varsa yani aşağıya bırakabilirsiniz. Yine cevaplarım, yanıtlarım sizler için. Dediğim gibi yani en samimi ve açık bir şekilde bu şekilde söyleyebilirim sizlere kaba haliyle. O zaman videomu sonlandırayım burada. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Instagram'dan da takip edebilirsiniz beni. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.